Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Eminiş Ambalaj'a bakacağız. Hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar şu anda kanalımızda 100'ün üzerinde hisse senedinin 2020 yılı bilançoları dahil edilerek teknik ve temel analizleri yapıldı. Yukarıya koyuyorum. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımızda hangi fonların hangi hisse senetlerine yöneldiğini merak edenlerimiz varsa tek tek fon fon bunları yaptık. Yukarıya koyuyorum. İzlemeyi unutmayın. Ve son olarak bence de en önemlisi, Borsa İstanbul'da işlem yapan en başarılı 10 tane yatırım fonunu tek bir videoda topladık. Tek bir analizde toplam 4 milyar TL hangi hisselere yöneldi, hangi sektörlere yöneldi merak edenler varsa kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Parmağımdan da gördüğünüz gibi yukarıya tıklamayı unutmayın. Eminiş'e baktığımız vakit arkadaşlar aktif büyümesi eksi yaklaşık eksi 0.20 yüzdesel bazda konuşuyorum. Eksi 0.25'ten 17'lere, net satış büyümesi yıllık bazda eksi 42'den artı 46'ya, net satışlar çeyrek bazda eksi 24'ten 97'ye. Güzel. Birazdan ucuz mu pahalı mı bakacağız. Esas faaliyet kar marjı eksi 25'ten 0.004'e gelmiş. Kendini toplamış. Net kar marjı eksi 33'ten artı 23'e. Aktif karlılık eksi 23'ten artı 21'e. Brüt esas faaliyet kar marjı eksi 8'den artı 15'e. Güzel. Kendini bu dönemde düzlüğe çıkartmış. Cari oran 1.82, likit oran 0.90, kabul edilebilir makul seviyeler. Arkadaşlar buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak edenler varsa yukarıya koyuyorum. Tıklayın, izleyin, bilginiz olsun. Bir de grafik bazı bakalım. Favök bölü satış geliri eksi 6.2'den artı 9'a. Esas faaliyet kar marjı eksi 25'ten 0.04'e. Güzel. Toplamış yani kendini. Net kar marjı eksi 34'ten artı 22'ye. Brüt esas faaliyet kar marjı eksi 8.6'dan 15.2'ye. Peki sektörüne göre ucuz mu pahalı mı? Fiyat kazanç oranında bulunduğu sektör 41 iken Eminiş 15.3 arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri tarafında bulunduğu sektör 5.3, Eminiş 26, burada da pahalı, fiyat kazanç da ucuz. Ben fiyat kazanç tarafını ucuzluk pahalılıkla bir adım önde tutuyorum, yatırım tavsiyesi değildir diyerek rakamlara bakalım. Net satışlar arkadaşlar geçen sene 37,5 milyon, bu sene 55 milyon. Esas faaliyet kar zarar tarafı geçen sene eksi 10 milyonmuş, bu sene 0.02, yani yaklaşık bir 200 bin TL'lik bir kar bırakmış kendi tarafına. Ana ortaklık kar dönem kar pardon ana ortaklık payları net dönem kar zararı eksi 12 milyondan artı 12 milyona. Öz kaynaklar eksi 24 milyonmuş, bu sene 7.2 milyona çıkmış, gayet iyi. Burada da arkadaşlar bizi takip edip, abone olup, Instagram'dan takip edip ve YouTube'da zili açmanız neden önemli? Buradaki firmaların bilançoları gelir gelmez biz bunların bir analizlerini yapıp kanala yüklüyoruz. Bildirimleri ilk siz alın, ilk siz fırsatları görün arkadaşlar. Eminiş'e baktığımız vakit arkadaşlar benim en çok dikkatimi çeken bu dönem 2019'daki kötü durumdan, daralan durumdan bu sene kendini pozitife çıkarmış. Birincisi bu. İkincisi borç kaynak oranı %145. Yani Eminiş kendi var olan kaynağının üzerinde bir borcu varken şu anda bunu %88'e çekmiş. Yani ciddi yaklaşık %55, %60. Pardon bakayım. %60-65 aralığında bir borçluluğunu aşağı indirmiş. Bunlar gayet güzel. Bilginiz olsun. ROIC tarafında bilgisi zaten yoktur. Bir önceki sene zarar olduğu için. Arkadaşlar sonuç olarak Eminiş güzel bir bilanço açıklamış. Yani geçen seneye göre güzel bir bilanço açıklamış. Güzel bilanço skalasına baktığımız vakit güzellerin arasına belki girmeyebilir. Lakin geçen senesine göre bunun kimle karşılaştıracağız? Kendisiyle karşılaştıracağız performansını. Bir de sektörüyle. Sektörü tarafında ucuzdu. Aynı zamanda geçen sene göre kendini toplamış şirket. Güzel bir bilanço açıklamış. Orta vadede sınırlı pozitif etkisi olur teknik tarafa. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek teknik analize bakalım. Arkadaşlar teknik analize baktığımda burada bir tane kanal var. Paralel yatay kanal. Şurası sarıyla gördüğünüz. Bir düşen kırılım, bir de yükselen bir kırılım var. Şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. Eminiş gördüğünüz gibi burada. Kendini ne zaman ki şu yatayın içine atar, yani 33 TL ve yukarı kapanışlar yaparak buralarda bulunur, yatay bir piyasaya girmiş olur. Ne zaman ki arkadaşlar şu yükselen kırılım var ya,
kaçmış 38-39 TL'lerin üstüne atmaya başlar. Ne zaman? Yukarı yönlü bir hareket olarak algılayabilirsiniz. Fakat 34 TL'leri kıramaz, kendini yatay piyasasına atamaz. Buralarda tutarsa, buralarda da nötr negatif olarak yoluna devam eder. Bilginiz olsun. Bunları sarı mouse'la anlayabileceğinizi düşünüyorum. Birincisi buydu. Şurada da yatay piyasayı yukarı yönü kırar ama yükselen şu kırılımı kıramaz. Buralarda olursa da arkadaşlar, burada da nötr yükselen, yani ne tam yükseliyor ne tam nötr, o arada işlemini yapar. Destek dirençlerine bakarsak arkadaşlar, birinci desteği 30-50. İkinci destekte en aşağıda 26. 30-50 ve 26'ların altına sarkması ciddi alımlar getirir. Dirençler arkadaşlar 33 TL, 35 TL ve 37 TL, bunları söyleyebiliriz. Şuradaki paralel kanaldaki çıkışı da 38,5 TL, bilginiz olsun. Şu an için kendini yatay piyasaya atmaya çalıştığını söyleyebilirim. Orta vadede nötr pozitif, yani izlememiz lazım Borsa İstanbul hareketlerine göre. Sonuç olarak arkadaşlar, Emin İş Ambalaj temel analiz tarafında güzel bir bilanço açıkladığını söyledik. Kendini negatiften pozitife çevirmeye çalışan bir bilanço yapmış, yani faaliyet yılı geçirmiş. Orta vade etkisi sınırlı pozitif gördük. Teknik tarafı da tek tek sizlere anlattım. Kanala abone olup zili açın. Instagram'dan bizleri takip edin. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.